Göstergeler iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde gücünü koruduğunu gösteriyor. Sanayi üretimi Nisan ayındaki genele yayılan azalışın ardından Mayıs ayında artış kaydetti. Nisan-Mayıs döneminde ilk çeyreğe göre sanayi üretim artışı bir miktar ivme kaybetmiş olsa da ciro endeksleri bu yavaşlamanın salgın tedbirleri ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak yurt içi talep kaynaklı olduğuna, dış talebin ise sanayi üretimini desteklediğine işaret ediyor. Bunun haricinde başta taşıt sektörü olmak üzere bazı sektörlerde yaşanan tedarik kısıtlarının da bu dönemde üretimi sınırladığını gözlemliyoruz. Aşılamanın toplum geneline yayılması ve vaka sayılarındaki düşüşle birlikte salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılması iktisadi faaliyeti destekliyor. Aşılamanın hızlanması, salgından olumsuz etkilenen turizm ve diğer hizmet sektörlerinin canlanmasıyla birlikte iktisadi faaliyette daha dengeli bir bileşime olanak tanıyor. Güven endeksleri açılmayla birlikte hem Haziran hem de Temmuz ayında genele yayılan artışlar gösterirken bu toparlanmada hizmetler sektörü sürükleyici oldu. Yüksek frekanslı veriler tam kapanma dönemi sonrasında kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle hareketliliğin ve hizmetlere yönelik harcamaların artış kaydettiğine işaret ediyor. Toparlanma salgından en çok etkilenen hizmetler sektörü kalemlerinde daha kuvvetli olsa da bu sektörlerde faaliyet Haziran ayı itibariyle salgın öncesi seviyelerin hali altında bulunmaktadır. Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek bir oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında da iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle büyümeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Talepteki bu dengelenme, cari denge, enflasyon ve istihdam üzerindeki olumlu etkilerden ötürü önem arz ediyor. Salgın önlemlerinin etkisi ikinci çeyrekte iş gücü piyasasında da kendini gösterdi. İşsizlik oranları Nisan ve Mayıs aylarında yılın ilk çeyreğine göre atarken iktisadi faaliyette gözlenen canlanma ve kademeli normalleşme adımlarına bağlı olarak istihdamda da toparlanma kaydedildi. İkinci çeyrekte istihdamın sektörel kompozisyonuna baktığımızda hizmetler istihdamındaki artışın sanayi ve inşaat sektörlerine göre daha ılımlı kaldığını görüyoruz. İstihdamdaki artışın hizmetler sektöründe daha belirgin olmak üzere devam etmesini bekliyoruz. Salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi, aşılamadaki olumlu performans ve turizmdeki canlanma bu öngörümüzde belirleyici oluyor. İhracat Haziran ayında bir önceki aya göre yüksek oranlı bir artış sergiledi ve yılın ikinci çeyreğinde ivmesini korudu. Avrupa başta olmak üzere küresel sanayi üretimindeki toparlanma ve ihracat fiyatlarındaki artış bu gelişimde etkili oldu. Tedarik sorunlarından etkilenen otomotiv sektöründe ihracatın zayıf seyre rağmen sağlanan güçlü ihracat performansı cari dengedeki iyileşmeye katkı veriyor. İthalat ise emtia fiyatlarındaki artışa rağmen finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle ikinci çeyrekte daha ılımlı bir seyir izledi. Fiyat hareketlerinden arındırdığımızda dış ticarette reel olarak dengelenme olduğunu görüyoruz. Daha geniş bir perspektiften baktığımız zaman ihracatın ithalatı karşılama oranının 2011 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde artarak %85-90 seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Bu gelişmenin cari işlemler dengesinde oluşturduğu yapısal iyileşme eğilimini finansal istikrara katkı açısından memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Cari işlemler dengesinde geçmiş öngörülerimiz ve kamuoyu iletişimimizle uyumlu olarak ikinci çeyrekte iyileşmenin başladığını gözlemliyoruz. Uygulamakta olduğumuz sıkı para politikası ve güçlü dış talep koşulları cari işlemler dengesini olumlu etkiliyor. İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra aşılamadaki kuvvetli ivmenin
Turizm faaliyetlerinin canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz. Ayrıca altın ithalatının yılın ikinci çeyreğinde tarihsel ortalamaların belirgin olarak altına inmesi de cari işlemler dengesindeki iyileşmenin belirleyicilerinden biri oldu. Cari işlemler dengesindeki bu görünüm, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak ülke risk primini olumlu etkileyecek bir unsur olacaktır. Bu vesileyle kısa vadeli dış borç istatistiklerine dair Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ortaklaşa yürütülen ve raporda da yer verdiğimiz bir çalışmadan bahsetmek isterim. Uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere uyum ve yeni veriye erişim kapsamında bazı temel istatistiklerimizde bir revizyon planlıyoruz. Bu revizyonla kısa vadeli dış borç istatistikleri başta olmak üzere Türkiye'nin brüt dış borcu, uluslararası yatırım pozisyonu, firmaların döviz varlık ve yükümlülükleriyle ödemeler dengesi istatistiklerindeki olası yanlılıkların düzeltilmesini amaçlıyoruz. Revizyon kapsamında yapılan en önemli geliştirme, vadeli dış ticaret işlemleri kaynaklı ihracat alacakları ve ithalat borçlarının firmalardan doğrudan raporlama yoluyla değerlenmesiyle olacak. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, bilhassa reel sektörün dış finansman ihtiyacına yönelik daha gerçekçi değerlendirmeler yapılabilmesine katkı sağlayacak. Uluslararası kuruluşlardan da teknik destek alarak yürüttüğümüz çalışmanın sonuçlarını 19 Ağustos'ta yayınlayacağımız kısa vadeli dış borç istatistikleri ile birlikte kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz.